Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Dün göstermiş olduğunuz emeğe saygı için teşekkür ederim. Sağ olun. Hal hatır soranlar, sesimi soranlar sağ olun gerçekten. Gene birkaç tanesi çıkmıştı bu kavramın. Aslında biraz bunları gülmek için de söylüyorum. Çünkü biraz kendi kendime de gülüyorum. Bu aralar bunaldık yani. Devamlı hep böyle kötü şeyler, kötü şeyler. Biraz yoruluyoruz. Şimdi içeride dolar TL'deki tabii en büyük soru şu. Yani 6.85'e gideceğiz mi? 6.85'in üzerinde 7.20 gündemde mi? Gene işte ortalıkta işte alevli, yanarlı, dönerli kapaklar ülke batıyor, bitiyor, ediyor. Şimdi hiç bunlar bitmiyor zaten. Şimdi yani buradaki en büyük indikatör hani teknik analiz falan yani şimdi ben hayatım boyunca teknik analizi kullanan, bu kadar işlem yapan bir adam olmam için ama şunu da çok rahat kabul edebilen bir insanım. Teknik analiz sizin için çok büyük bir silahtır ama her zaman başka indikatörler de vardır. Yani piyasayı kokluyor olmanız lazım. Şu andaki tek indikatör Türkiye'de koronavirüsün derinleşme ihtimali. Türkiye'de. Çünkü niye? Bir şekilde yurt dışı piyasalar en kötüyü yaşayıp finansal anlamda söylüyorum. Yukarı doğru tepkiler vermeye başladı. İşte borsalar olsun, altın olsun, her şey. Ama Türkiye tarafında hep bir temkinlilik var. Çünkü niye? Bu iş Türkiye'ye yeni gelmeye başladı ve derinleşmeye başladı. Tekrardan hani hepsinden Allah razı olsun bütün doktorlarımızdan, sağlık çalışanlarımızdan, dışarıda hizmet veren kurye kardeşlerimizden, evinize bir şeyler getiren dostlarımızdan, dışarıda olan bir sürü insan var biz evde otururken. Bu mücadele bir şekilde güzel bir şekilde devam ediyor. Devlet de bunu elinden geldiğince zaten iyi yürüttüğünü düşünüyorum. Ama hep şu soru var. Derinleşecek mi? Çünkü eğer bizde derinleşirse o belirsizlik ortamı doları besleyeceği için 6.85 hatta 6.85'in üzerinde şimdi bakın daha önceki 7.20 atağı ve tekrar 6.85 ondan önceki bir önceki durağa geldik. Evet şu anda sonuç itibariyle baktığınız zaman 5.94'lerden en son başlayan bir hareket %15'e yakın bir prim neredeyse ortalamaların üzerindeyiz. Yani bir kar satışı 6.60'lara kadar çok olası ve çok normal trendi bozmaz ama RSI negatif uyuşmazlık gidiyor yani biraz zoraki gidiyor. Dünyaya bakıyorsunuz dünya tarafında da hani biraz dolar endekslerinde bir zayıflama var. Bakın mesela DXY tarafı 103'ten beri bir satış, bir düzeltme yiyor. Şu düşüş trendi kırılmadığı sürece buradaki baskı artarsa hani buradaki satış belki hani bizi de biraz bir tık dolar TL'yi bozabilir. İşte USD ruble tarafı bakın atak yapmıştı 82-83'lere kadar. O yavaş yavaş artık bir düzeltme sürecine girdi. İşte yani her taraf böyle bir normalleşmeye çalışıyor. ZAR tarafı, Güney Afrika tarafı biliyorsunuz not indirdiler falan. Ne oldu? Not indirdikten sonra satış gelmeye başladı. Çünkü niye? O beklenti zaten satın alınmıştı bakın buradaki hareket. Ve burada yoruldu. Şimdi biz seans içi grafiklere girdiğiniz zaman şu 6.79'larda oluşan çift tepe buradan 6.70'lere kadar sert satış, tekrar 6.77'ye toparlanma sabah saatlerinde 6.77-70'lerde. Ama bakın biraz yoruluyor. Şuradaki özellikle şu 6.79-30 çift tepesi önemliydi. Bizim için artık kritik pivot nokta 6.79-30'lar olacak. Burası geçilmediği sürece korkmaya gerek yok. Bugün destek noktalarında ilk seansçı destek 76'da, 76 kırılırsa gene 71'lere doğru bakın dalga boyları çok uzun. Dolayısıyla yoruluyor, dikkat etmek lazım ama olası olumsuzluklarda da yukarı doğru ataklarda da dikkat etmek lazım. Yani nasıl 6.79-30'da dikkat edeceksiniz. Momentum nereye geliyor? Yani dün 6.79 tepesine geldiğinde burada dikkat eden biri baktı gidemiyor içeri girdi sıkıntı yok. Hatta sel açabiliyorsan sel açıyorsun. Çünkü niye? Çift tepeye dönüyor. Şimdi yarın öbürsü gün 6.79-30 önemli ve kritik olacak. Gün içindeki bu bölgeyi takip edebilirsiniz. Bütün olay arkadaşlar korona indikatörü. O yüzden daha çok havayı koklayın. İnşallah ülkemizde kötüye gitmez diyoruz her seferinde ama olabilecekleri de masaya yatırmakta fayda var. Hani bu iş derinleşirse sıkıntı olursa 6.85'in üzerinde biraz bir panik
hareketi görebiliriz. Dalga boyları büyüyebilir. Ama o ilk olumsuzluk da bir şekilde atlatılır. Burada önemli olan önümüzdeki 2-3 ay içerisinde reel sektörün bir an önce toparlanması. Yoksa arkadaşlar keyifsiz ortam ne yazık ki devam edecek. Ama dediğim gibi düşüşleri de seans içi işlemler yaparak kovalayabilirsiniz. İşte bunu banka makas aralıklarıyla yapmanız çok zor. Hep söylüyoruz forex platformları, MetaTrader'lar. Ama bunu söylerken de hep diyoruz ki kaldıraçlı işlemler yapmayın. 1'e 10 kaldıraçlı işlemler hiçbir platformlarda yapmayın. Ne Liop'ta, ne borsada, ne şeyde. Paranız kadar platformları kullanın. Dolayısıyla hani bankada 2000 lira 3000 lira makas aralığına satacağına MetaTrader'da 200 kuruş 300 kuruş makas aralığına alım satım yap ki para kazanabil. Yoksa düşüşlerden zaten para kazanamıyorsunuz. Bunları demişken hafta sonki eğitime arkadaşlar kayıtlar devam ediyor. Online eğitime işte dolar, altın, borsa, Viyop işlemler nasıl yapılıyor? İşte trendler nasıl kovalanıyor? Nasıl pozisyon açılıyor, nasıl pozisyon kapanıyor, portföy nasıl çeşitlendiriliyor. İşte bunları birazcık bir tık bildiğiniz zaman başınız bir tık daha az ağrıyor. Ama bilmediğiniz zaman ne yazık ki gene insanlar bir sürü altında, dolarda, euroda her yerde bir yara var. Çünkü dünyada şu anda trendler çok sert. Piyasalar çok toz duman. Bir anda yukarı ralliler, bir anda aşağıya. Yani siz bütün paranızla herhangi bir enstrüman oynadığınız zaman yara almamanız imkansız. Şans bir kere yüzünüze güler, iki kere yüzünüze güler ama üçüncü de bütün o kazandırdığını gerisin geriye alır. Lütfen birazcık dikkat, birazcık emek. Bu iş çünkü emeksiz olmuyor. Emek verdiğiniz zaman ama kendi paranızı yönetmek çok büyük bir keyif ve entelektüellik ama biraz bilerek arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.